derin balık elimin lezzetini sunar. Ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Yeni haftada yeni programla sizlerle birlikteyiz. Elimin lezzetinde birbirinden güzel, birbirinden özel ve püf noktalarıyla sizlere farklı lezzetler sunacağız. Biliyorsunuz balık çeşitleri buğulaması, ızgarası, kızartması, özellikle de Ordulu vatandaşların vazgeçilmezi ve yine özellikle de kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda biz de bugün derin balıktayız. Bugün buğulama yapacağız, ızgara yapacağız, kızartma yapacağız ve birbirinden güzel lezzetleri sizlerle buluşturacağız. Hayrullah ustamla birlikteyiz. İlk olarak bugün sizlere levrek buğulama yapacağız. Ama öncesinde temizleme aşaması var tabii evet. Bunun. Ustam şimdi levreğimizi bir temizleyelim. Sizler de püf noktalarını anlatın. Tabii ki yani anlatıyorum. Şimdi levrek temizlenmiş öncelikle şöyle. Bunun kılçığını alacağız. Şu şekil. Pratik bir şekilde. Bu balıklar için keskin bir bıçak da şart. Tabii ki. Önemli olan o. Tabii sizin eliniz yatkın, siz hızlı yapıyorsunuz ama ev hanımları biraz daha yavaş yani, olsun. Yani. Ama tabii ki şimdi pratik oldu her şey. Balıkhaneden alırken temizliyoruz. Yani bu da yardımcı olmuş oluyor. Siz şimdi kılçığını çıkarttınız. Evet. Orta kılçığını aldık. Şimdi evet. İnce kılçığı var. Pik noktası bu. Çocukların ağzına batmaması için. O da önemli bir nokta. Tabii ki çok önemli. Şu şekil. Bu şekil aldıktan sonra şöyle örtelim. İlçemiz dilim büyüklüğünde evet. Kesiyoruz. Evet. İstediğin ebatta yapabilirler yani. Ustam kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? Ben bunu çocukluğumdan beri yapıyorum. Aşağı yukarı 25-30 sene civarında oldu. 30 senelik bir evet. Şimdi levreğimiz hazır. Bunu birazdan buğulamasını yapacağız. Tabii ki. Şimdi bundan sonra ne yapacağız ya da aşaması nedir? Buğulamayı hazırlamaya geçeceğiz şimdi. Tamam geçelim evet. O zaman. Balık bakır tavada daha lezzetli, daha mükemmel. Buranın özelliği de o zaten. Şu şekil ebatına göre koyuyoruz. Peki evimizde bakır tavamız yoksa? Normal tabii normal ki tepsi tava da olabilir. Ama siz lokanta türü yerlerde... Tabii burada diyelim ki restoranlarda bu popüler oldu yani. Daha lezzetli. Daha mı sağlıklı daha oluyor? Daha sağlıklı oluyor. Tabii ki daha sağlıklı. Şöyle tereyağı koyuyoruz. Evet. Şöyle önden şu şekil tuzunu çok hafif. Tabii tuzsuz yiyen tabii ki onu kendi özelliği. Şu sarımsak. Bunun ana maddesi sarımsak. Hepsi birer tutam. Evet. Yani püf noktası sarımsak mı? Lezzetini tabii ki, veren tabii tadını ki. Veren. Lezzeti, tereyağı. Şöyle acı diyelim ki. Biraz pul biber. İsterlerse çekilmiş köy biber derler. Evet. Şöyle çok hafif salça koyarız biz. Şu. Önemli olan domates sosu. Domates sosu da ekliyoruz. Evet, şu şekil ekliyoruz. Bunun kıvamına göre suyumuzu veriyoruz. Biraz su. Evet, biraz su veriyoruz. Üzerine çıkacak kadar bunu ateşimize koyuyoruz. Şimdi bu şekilde pişecek. Pişecek, evet. Sonra bitiyor mu bu?
Tabii yok, bitmiyor. Bunu özleştireceğiz daha. Bunu kılamını getireceğiz ki lezzeti oradan. Şu şekil kapağını kapatıyoruz. Bunu pişmeye bırak. Ne kadar sürede pişer? 15 dakika. Zamanı var, evet. Peki yani. Biz devremiz pişerken 15-20 dakikalık bir süremiz var. O sırada başka ne yapabiliriz, ne yapalım? Ezgi tavayı hazırlayabiliriz. Tamam, hazırlayalım. Burada tabii ki popüler. Şimdi mezgit tavamız, bundan unluyoruz, tavaya düzüyoruz. Karadeniz usulü. Çünkü Karadeniz'de mısır, fırınlanmış mısır. Çok mısır unu, çok mükemmel bir şey. Biz şu şekil tuz isteyen tabii ki. Ama tabii ki diyet yapanlar tuz yok. Şu şekilde çok az, çok hafif un, mısır unumuz. Şöyle tavaya. Bunu zaten dizmesini bilmeyen yok. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Burada tabii ki sıralamaya da göre yaparsan ebatına göre daha bir görünüş aydınlatır. Daha güzel bir görünüş sağlar. Evet. Ustam siz yağsını sonradan mı ekliyorsunuz ya da hiç mi eklemiyorsunuz? Bak ateşimizi görüyorum. Şöyle hafiften. Hafif bir yağ. Evet, hafif bir yağ. Çok aşırı olmanın bir şey yok. Bu şekilde bu da kızaracak. Evet. Tabii ki bu arada bulamamızı da kontrol edeceğiz. Bu kaynarken. Evet, bu kaynarken bundan sallayacaksın sosun özleşmesi için. Tabii sizin ateş daha bir farklı olduğu için daha çabuk sürede ev hanımları biraz daha uzun bekleyecek o zaman. Tabii ki 25 dakika, 30 dakika. Yani evet. Bunu yaptık. Bir de şöyle güzel buraya özel. Evet. Somun balığından. Somun balığı. Evet, somun balığından şiş yapıyoruz. Peki bunu ev hanımları nasıl yapabilirler? Siz şimdi burada çok şişe basit taktınız ama. Çok basit. Diyelim ki balıkhaneden aldıkları zaman kılçığını orada aldırabiliyorlar. Ayrıca yani biraz önceki gibi biz devre almıştık ya. Hı hı. Onun gibi kılçığını alıp kuşbaşı yapıp aralarında biber, çok hafif tatlı biber. Tabii ki Ece bebekleri de yiyecek bunu. Evet. Çok az bir tatlı biber. Çok hafif tuzunu koyuyoruz. Çok hafif yağ özleştiriyoruz. Şöyle karıştırdığımda kılağımında bu şekil. Siz burada şişe. Evet. 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 Ev hanımları da onu yapabilir. Şimdi burada ızgaramıza atacağız. Biraz yağ. Tabii ki ızgarayı biraz yağlamak gerekiyor. Yine aynı şekilde aslında evde de tavada yapacağız biz bunu. Tavada. Toz makinesi gibi. Tost şey, makinesiyle. Evet abi canım, onda da olabilir. Çok güzel, mükemmel, pratik bir şey. Bunlar pişerken biz tabii ki bunları bir kontrol edeceğiz. Tabii ki bu yakmayalım. Arada yakmayalım. Ben şöyle geçeyim. Şu şekil. Kızartıyoruz. Kızartıyoruz. Evet, çok hafif de şöyle bir yağ gezdiriyoruz. Bu kişinin lezzetine göre fazla kızarmış sevebilir, tabii az ki kızarmış haştak sevebilir. Haştak olsun diyorlar. Daha pişkin olsun diyorlar. Hı. Daha çıtır çıtır olsun diyorlar. Onu insanların tabii ki. Onu ayarlıyoruz biz. Mesela tabii benim yiyeceğim kıvam şu. Ya. Haşlak mı diyorsunuz? Evet, bu haşlak olur. Bu haşlak. Tabii benim ki. Normali de zaten bu. Hı. Balığı fazla öldürmeyecek. Balığı canlı, eti kanlı. Yani. Çok pişerse o şeyi gidiyor mu? Özelliği gidiyor mu? Tabii ki, tabii ki gidiyor. Tabii ki. Buğulamamız da bir evet, tarafta. O aradan bir bakalım. Şu anda hiç karıştırma yok. Sadece böyle tavayı sallıyoruz. Bunun ateşte biz böyle dans ediyoruz yani. Yani tabii ki evdeki ateş bunu şey değil normalde. Yani balıklar canlıyken denizde dans ediyorlar. Yani siz de videoda bizim elimizde evet. Evet. Peki ustam, şimdi bunlar böyle kızarırken, buğulanırken başka ne çeşit balık türleri yapıyorsunuz? Mesela bizim bilmediğimiz. Ya şimdi mevsimine göre değişiyor. Tabii ki istavrit oluyor. İskopit oluyor. Onların bulaması oluyor.
Ondan sonra hamsi mevsiminde tabii ki hamsi daha bir balıkların hepsini öldürüyor tabii ki. Yanına da şöyle yani, güzel bir salata. Tabii ki. Mesela benim bildiğim kızartması, buğulaması, evet. ızgarası var. Bir de balık çorbası da var. Yapıyorlar. Siz evet. de yapıyorsunuz. Tabii ki yapıyoruz tabii. Balık restoranlarında olan bir şey. Tabii ki zaman konusunda şeyimiz olduğu için şunu bir çıkaralım. Tamam. Ben size balık şeyini bir kılavında gösterme yapacağım. Tabii ki balık mezgitimizi kontrol ederken, bulamamızı kontrol ederken ızgaramızı bu arada unutmayalım. Yani. Unutmayalım. Evet. Yanmasın. Ya şimdi bu tavada da çok kısık ateşte güzel bir şekilde olabilir. Basit. Evet, çok tekrar basit. Söyleyelim. Belki kaçıranlar vardır. Tost makinesinde de. Yani tost makinesinde tavada güzel ince çok hafif yağ damlatırsanız mükemmel bir şekilde çıkar. Çocukların da çok sevdiği şey. Buraya geldiklerinde çocuklar, şiş ben yiyeceğim tabii. En çok çocuklar bu şekilde ızgarayı mı tercih evet. ediyorlar? Evet. Büyükler için evet. fark etmez. Tabii. Balık olsun, yani, olursa yani. Olsun. Yani şu şekil. Ve şimdi kızartmamız hazır. Evet. Bu artık güzel. Servisi hazır. Evet. Peki ustam bunun süslemesi falan bir şeyler yapıyor musunuz? Tabii ki, bunlara? Tabii yapıyorum. Da suyunu çekiyor tabii yavaş ki. Yavaş. Tabii ki. Burada tabii ki elini yakmayacak kimsenin. Sizin ateş biraz fazla. Yani tabii ki. Tabii. Şimdi mezgidimizi şöyle servise hazır. Servise hazır için. Yani. Şu şekil. Loka. Loka, limon, soğan. Burada servisimizi bu şekil. Bunlar loka. Olmazsa olmaz. Olmaz tabii ki. Çünkü ben mesela soğanı, limonu biliyordum ama rokayı bilmiyordum. Roka balığın can damarı. Can damarı. Tabii ki. Püf yani, noktası işte yani, bu. Tabii ki. Tabii ki burada. Bu artık servise yani, hazır hale evet, geldi. Servis. Bir yandan da yine ızgaramıza tabii da bakalım. Tabii ki ızgaraya bakıyoruz. Izgaramızı yakmayalım. Yakmayalım yani. Mis gibi kokular sardı buraları. Bu zaten özellikle de kış ayında her mahalle arasında, her apartmanda zaten bu kokuyu almak mümkün. Ama, olmazsa olmaz. Ama insanlarımız şimdi onları tabii ki şey yaptılar ki servis geliyorlar, balık restoranlarında yiyorlar. Tabii. Daha pratik. Koku olmuyor evde. Hanımlarımız geliyor. Artık sosyete oldular. Onlar tabii ki zamanla ne yapıyorlar? Geliyorlar çocuklarını alıp. Burada restoranlarda. Ama o kadar da olsun. Tabii ki yani. Ev hanımlığı deyip geçmeyelim. Gerçekten en zor mesleklerden. Tabii. Yani bir de koku işte evde istemiyorlar artık yani. Diyelim aspiratörde olsa balık kokusunu evde ama onu tabii ki pişirirken lezzetini tabii zevkini alıyorlar ama diyor ki iştahım kaçtı diyor ama restorana geldiği zaman 1,5 porsiyon yiyor. Bayıla bayıla evet, yiyoruz. Yani, evet. Evde koksun istemiyorsak evet, o zaman evet. Büyük bir balkon şart. Evet. Balkonda. Yapacağız. Bak şimdi bu balığımız çekti. Bak, çok, sosu kaldı. Tabii ki sosu kaldı. Önemli olan bu. Evet. Bunun pik noktası bu sosunu yedirmek. Hı hı. Yani bu sosunu. Yani içini özdeşleyeceğiz. Tabii ki. Koyduğumuz suya bak. Balık ne oldu? Böyle lokum gibi çıktı. Bu da şimdi hazır servisimizde. Bu da hazır. Evet. Bunu da servis tabağına alalım. Bu şekilde servis yapıyoruz. Tabii ediyor. Bunu da bu şekilde servis yapıyoruz. Hazır. Tabii ki. Levrek buğulamamız hazır. Evet. Mezgit kızartmamız hazır. Evet. Izgaramız da. Ona da bir bakalım. Şöyle tabii gelelim. Ki. Ben şöyle durayım. Şöyle. Izgaramız da oldu. Evet. Izgaramız oldu. Bize 15 ben... dakikada 3 çeşit tabii. balık çıkarttın abi. Tabii. Helal olsun. Ama bunun tabii ki ön hazırlıkları falan. Onlar tabii onlar şey yapmıyor da.
Tabii. Bir de ızgarayı da rokayla limonla, evet, soğanla süslüyoruz. Yani balık seri seri bunu. Bu romanlık bu şekilde oluyor. Peki ustam, bunların yanında ne içmeliyiz mesela? Genellikle asitli içeceklerden kaçınalım. Balık, su. Suyla su, su yani şalgam, acılı şalgam. Şalgam suyu. Tabii ki şalgam suyuyla. Hani bunlar özellikle meşrubat içiyorlar tabii ki şey, balığın yanında su. Su. Tabii ki. Ben mesela şalgam sevmiyorum. O asitli içeceklerde içemeyeceğim için suyla su. En güzel. Tabii ki, tabii ki su. Tabii bunun yanında süsleyen bir de salata. Tabii ki. Şimdi onu da yapacak mıyız? Tamam, onu da hazırlayalım. Yapalım mı? Tabii ki. Tamam, yapalım. Kızartmamızı yaptık, ızgaramızı yaptık, buğulamamızı yaptık. Şimdi bunların yanına en çok yakışan salata yapacağız. Salata, tabii ki. Salata olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Tabii. Tabii ki. Kabuğunu soyarak yapıyorsunuz siz. Yani. Genelde bu şekilde mi tercih ediliyor domatesin yani, kabuğu soyularak? Esas vitamini kabukta. Ama biz alıyoruz. Tabii ki. Yani. Kabuğunu sevmeyenler oluyor. Tabii ki. O için. Şimdi biz çoban salatasını hazırlayacağız. Tamam, parmaklara dikkat. Biz bunu tabii ki parmaklara dikkat derken biz bunun profesör olduk artık. Yani onu bıçağın benim üzerime doğru geleceğini tırnaklarımdan hissedebiliyorum. Değil mi? Yani. Yapıyoruz. Burada malzemeler hazır zaten. Evet, evet. Marulumuz var. Onun, havucumuz var. Onun mevsim salatası yapacağız. Mevsim salatası yapacağız. Evet, onun mevsim salatası yapacağız. Bunu çobanı hazırlıyoruz. İki çeşit salata yapacağız, evet, o zaman. Şimdi mevsim, mevsimine göre çoban şu anda tam mevsimde. Onun için çoban yapıyoruz. Bu zamanlarda mevsim en çok salata, çoban salata mı tercih ediliyor? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Domates özleşmiş, daha güzel olmuş. Domatesin dilimleri artık isteğe göre büyük, tabii küçük, ki, tabii ki, onun için. Şöyle çoban salatayı hazırlama yapıyoruz. Salatamızı. Evet. Salatalarımızı koyduk. Hazırlamış olduğumuz domatesi koyuyoruz. Hepsini üst üste. Evet. Böyle koyduk. Soğan isteğe bağlı. İsterlerse tabii ki soğan. Soğansız ilaç olmaz. Var. Olmaz. Şu şekilde. Soğanımız da yerini aldı. Tabii ki. Şu şekilde maydanozla. Evet. Tabii. Bol bol yeşil. İstek bağlı. Diyelim ki yeşil biber. Tercih ederlerse. Şu şekilde kuşbaşı doğrayıp. Şu şekil. Sosumuz kaldı. Şimdi hakiki zeytin. Hakiki zeytin. Hakiki zeytin ya tabii ki. Şu şekilde. Çok yağlı seven var ama tabii ki. Yine bu da isteği. Sağlık problem olmadığı için çok hafif de şu hakiki limonu sıkıyoruz. Bir tane daha. Tabii ki limon bol olursa. Salataya tadını da veren zaten ya, limon. Limon evet, olmayınca. Evet tabii ki. Bir özelliği şimdi, çok evet, da kalmıyor. Evet. Şimdi bu hazır. Bu çoban salatamız hazır. Başka bir şey kullanıyor musunuz buna? Özel yok, sostur şudur budur. Kullanmıyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Şöyle gösterelim. Nefis nefis. Yeme de yanında yat. bu şekilde. Evet. Mevsim salatası. Şimdi mevsim salatası. Marulumuzu şöyle doğramış. Tabii biz bunları öncesinden hazırladık. Tabii. Salata yapmayı bilmeyen yoktur herhalde. Yani yani. Müzik.
Yeşil soğan tabii ki tercihler olursa o da olabilir. Evet. Mevsim salatamızı da bunu hazırladık. Şimdi aynı şekilde yağ. Yağımızı takdim ediyoruz. Şu şekilde limonumuzu. Bunda özellikle mısır da koyarlarsa tabii ki. Yani isteğe göre siz burada da yine mısır da koyuyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Şöyle mısır tabii ki şöyle süsleme. Hem ben olsam kesinlikle mısır isterim. Yani, çok severim çünkü. Evet. Evet. Çocukların da tercihi yani mısır yiyorsunuz. Mısır sevmeyen evet, de yoktur yani, herhalde. Yani. Salatalarımız da hazır. Hazır, evet. Balıklarımız zaten evet, hazır. Evet, hazır. Bunu. Şimdi bunu masaya götüreceğiz, servis yapacağız. Ustam bizim balığımızın çeşitleri bitmiyor. Izgarası var dedik, evet. Buğulaması var dedik, evet. Kızartması var dedik. Evet. Var da var, bir de çorbası, çorbası var. Tabii ki balığın ana damarı balık çorbası. Tabii ki bizim zamanımız kısıtlı olduğu için ön hazırlığını yapamadık ama şu şekil. Siz erken saatlerde evet, yaptınız. Evet, erkenden yaptığımız tabii için. Şimdi izleyen izleyicilerimiz için tarifini isteyeceğiz sizden. Böyle bir bu balığın derin levrek balığının kılçığını, bu tabii ki iskobitten doluyor, diyelim ki somundan doluyor. Biz tabii ki hemen her türlü evet, balıktan balığından yapılıyor. Suyunu güzel gene kaynatırıp özleştirip güzel bir terbiye veriyoruz bu şekil. Sosladıktan sonra bunu balığı sonradan levreğe takviye yapıyoruz. Direkt bu suyunun içine koyuyoruz. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki önden koyarsak erime yapar. Biz bu şekilde hazırlayıp ondan sonra buna maydanoz isteyene tabii ki ana maydanoz koyuyoruz böyle. O damak tadına göre. Tabii ki, tabii ki, tabii ki isteyen olur. Şöyle yanmış sos biberimiz var. Evet. Evet, bunu da ekliyoruz. Servisimize hazırız. Evet. Tabii ki bol yeşil sarımsak da tabii ki bunun maddesi. Koyarken servise sarımsak suyu da koyabilir. Sarımsağın kendisini de koyabilir. Yine buna da limon da sıkabilir. Tabii ki. Tabii ki ister bağlı. Yani limonu seven var, sevmeyen var ama tabii ki genellikle seviliyor. Sevildiği için de. Tabii ki. Bizim balık çorbamız. Evet. Şöyle ama. Evet. Şu şekilde servis hazır. Balık çorbası da çok tercih ediliyor mu peki? Tabii ki. Bebekler için. Bebekler için. Tabii ki servis insanlar geliyor buraya balık çorbası diyor. Küçükten başlatıyorlar balık yemesini. Karadenizliysen küçük yaşta balık çorbasından başlayacaksınız ki balığı öğreneceksiniz. En çok akşam saatlerinde tercih ediliyor. Ya sabah çorba olarak tercih ediliyor ama bizde gün boyu. Çünkü balıktan önce bir ağız çorba tabii ki tatıyorlar. Tabii. Evet. 7-24 saati tabii yok o zaman. Tabii ki bunun çorbanın saati yok. Tamam. Ama normalde biz ne yaparız? Sabah çorbası olarak biliriz ama tabii ki buraya gelen vatandaşlarımız onu günübirlik
tüketiyorlar. Daha güzel değil mi? Aslında biz de meşhurdur sabahları. Şöyle bir gidelim. Çorbacıda çorba içelim. Lokantaya gelelim balık çorbası yani, alalım. Ama bizde tabii ki günübirlik. Önce balığını söylerken tabii ki o hazırlıkta tabii ki bekleme sürecinde çorbamızı bir ağız çorba içelim diyor. Ön hazırlığı olmuş oluyor. Yani mükemmel bir şekilde yiyorlar. Peki ustam, diyelim ki biz bunu evde yaptık. Bir tencere yaptık. Ertesi güne de kalabilir mi bu çorba? Soğutup da dolaba koyup bir gün saklayabilirsiniz. Bir gün saklayabiliriz. Evet, tabii. Sonrasında yani, tüketmemiz şart. Birlikte birbirinden güzel lezzetler yaptık. Neler yaptık? Mezgit kızarttık. Evet. Levrek buğulaması yaptık. Evet. Izgara yaptık. Salata yaptık. Ve sabahın erken saatlerinde yapılan balık çorbamız da şu an masada yerini aldı. Ben öncelikle ustam ellerine sağlık diyorum. Gerçekten kısa bir sürede 3-4 çeşit yemek yiyelim. Yemek çıkarttınız bize. Ellerinize sağlık tekrar. Şimdi bunları bir kenara bırakıp ben biraz da ustamı tanımak istiyorum. Bu şaheserlerin ustası nedir, kimdir? Buyurun alalım. Sizi tanıyalım öncelikle. Ben Hayrullah Usta. Derin balıkta 5,5 senedir çalışıyorum. Daha öncelerde geçmişim var tabii ki. Burayı tercih ettik. Burası tabii ki balık tabii ki bizim işimiz diye. Burada devam ediyoruz. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki nasıl? Zor mudur? Çünkü mesela bir ürünün çok çeşidi oluyor. Tabii. Bunun yapım aşamaları, yani siz bu mesleğe başladınız, bunu yapıyorsunuz. Zor mudur bu iş? Bizim için artık bir çocuk oyuncağı oldu meslek. Yani alıştığınız için ki, sanırım artık. Tabii bazı şeyleri severek yaparsınız, her şeyi aşarsınız. Cani gönülden, sevgini kata gene bunu yapmayı çalışıyoruz. Hı. Tabii ki bu meslekten biz para, ekmeğimizi kazanıyoruz. Evet, ekmek parası davası onun için. Yani. Peki ustam, şimdi her şey mevsimine göre yeniliyor ama tabii balığın mevsimi yoktur yani, bizim bildiğimiz. Evet. Mesela yaz aylarında en çok hangi balık türleri tercih ediliyor veya kışın en çok hangi balık türleri yani tercih ediliyor? Şimdi balık çeşitli olarak yani tabii ki tüketim, hepsini tüketiyoruz. Ama tabii ki mevsimine göre iskobit oluyor, istavit oluyor, nilüfer oluyor, çupras oluyor. Diyelim ki bunlar yani günübirlikte tüketilen balık, diyelim ki çupra, levrek onlar. Ama mevsime göre hamsi, ezgit, istavit. Onlar biraz tabii daha kışın tüketilen. Yani. Ama günübirlik tabii ki hepsini tüketilen bir balık. Yani bunu insanlarımız tabii ki alıştılar. Bir de buranın bir özelliği buğulaması, levrek buğulaması. Biraz önce yapılışı da gösterdik. Diyelim ki somun şişimiz, Karadeniz somunu özellikle. Tabii bu ayrıyetten Norveç somunundan da oluyor şiş. Normalde diyelim ki Norveç somunu çıktığı zaman onunla yapıyoruz. Mezgidimiz zaten olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Balık çorbası tabii ki bizim buranın popüler bir şeyi. Bebekler beslenmesi özellikle için. Özellikle çocuklar için. Tabii ki. Önemli tabii bir çorba. Tabii ki. Yani şifa diyelim yani. Şifa kaynağı. Aynen, şifa kaynağı. Garibe, soğuk bir üşütmeye. Soğuk algınlığına. Hepsine birebir aslında. İlaç. İlaç. Evet. Antibiyotik. Peki ustam, şimdi bu balıklar size günübirlik mi geliyor? Günübirlik. Nerede saklıyorsunuz? Ne kadar sürede tüketilmesi gerekiyor yapılan bir balığın? Bunlarla da ilgili kısa bir bilgi alalım. Bilmeyen izleyicilerimiz için. Bizde günübirlik balık. Günübirlik geliyor. Çünkü buranın bir özelliği bu. Diyelim ki saklama, soğuk hava depomuz var. Balık, sadece balık üzerine. Onu da saklıyoruz. Diyelim ki bunu günübirlik tüketiyoruz. Çünkü bizde yarına balık kalma oranı yoktur. Bizim özelliğimiz bu zaten.
derin balık olarak hani bizim özelliğimiz. Peki soğuk hava deposunda ne kadar süre kalabilir balıklar? Ya günübirlik tükettiğimiz için yani bugün, yarın yani iki bugün, gün. Yarın. Evet. Mesela bizler özellikle de ev hanımları öncesinden balığımızı alıyoruz. Mesela evet. Derin dondurucuya atıyoruz. Evet. Sonra canımızın istediği zaman çıkartıp onu kızartıp diyoruz. Bu doğru mudur sizce? Yani. O diyelim ki lezzet açısından tabii ki biraz kaybediyor. Lezzeti vitamin, biraz gidiyor. Vitamin. Peki sağlık açısından? Sağlık açısından tabii ki sağlıklı. Demesek bile bu yapılacak şey. Çünkü mevsime göre bulamıyorsun balığı ama onu korumak amaçla. Yani saklıyorsun. Zamanı gelince yiyorsun. Yiyoruz. Onu yani hepsi yapıyor. Yani diyelim insanlarımız ev hanımları genellikle yapıyor. Evet. Ama biz tabii ki ve sonuç olarak biz günü bilmek. Yani günü her şeyin günü. Tazesi zamanında tazesi, yemeli. Evet, evet. Çalışıyorsunuz, gelen müşterilere yetişebiliyor musunuz? Yoğunluğu nasıldır buranın? Özellikle hangi saatlerde daha çok yoğun oluyor? Bunları da anlatır mısınız? Bizde şu anda 25'in üzerinde personelimiz var. Hı hı. Tabii ki buradan ekmek kaynağı alıyor. Artı bizde öğle servisi başlar. Hele de gurbetçiler, tatilciler geldiği zaman diyelim ki Trabzon tarafına gidiyor adam. İşte tabii balığımızı yiyelim, öyle gidelim. Geri gelirken de tekrar yine geliyor. Aynı geliyor. Diyelim ki 12'de servis başlar, akşama kadar devam eder. Akşama kadar, evet. Yani bir yoğunluk. Bir yoğunluk. Bu yaz, kış hiç fark etmeden. Hiç fark etmez. Her gün hiç, bu şekilde. Evet, tabii. Yani gerçekten balığımız o zaman bizim vazgeçilmezimiz. Evet, diyoruz. Evet. Yani. Siz burada mutfakta balık kızartma bölümündesiniz. Evet. Peki buranın başka hangi bölümleri var? Diyelim ki Parakende tezgah bölümümüz var hemen kenarımızda. Diyelim ki dışarı evlerinden müşterimiz geliyor, oradan paket yaptırıyor. Diyelim pikniğe giderken ızgara yaptırıyor. Oradan alıyorlar. Tabii, ızgara. Ve onlar da orada, mevcut sizde, tabii ki, hazırlayıp tabii, veriyorsunuz. Tabii ki. Kılçığını diyelim ki ayırtırmak istiyorlar, ayırıyoruz filtre bir şekilde. Diyelim ki mezgide temizletip, İstavide temizletip diyelim ki paket bir şekilde servis. Bunlar da mevcut sizde. Gittiği zaman güzel yine yıkıyorlar, ızgaralarını atıyorlar, cızza da. Siz kızartmayı hazır hale getiriyorsunuz ki, ve müşterinin eline evet, veriyorsunuz. Evet, bu şekilde ilerliyor burası. Evet. Peki ustam son olarak söylemek istedikleriniz var mıdır? Önümüzde balık, kış. Evet balık tabii ki önümüz kış. Balığın yazı kışı yok ama kışın daha tabii ki. Daha bir keyifli tabii, oluyor tabii. Yemesi. Bir de diyelim ki hamsi çıkıyor, vitamini daha artıyor. Sağlık açısından balık. Balık, balık. Balık, balık, balık evet. Diyoruz. Evet. Peki ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür elinize, ederim. Emeğinize sağlık. Afiyet çok olsun. Güzel birbirinden 3 tane, 3 ayrı çeşit lezzet çıkarttınız bizlere. Tabii ki çeşitimiz çok ama tabii ki zaman kısıtlı olduğu için sadece, bunları bir yani en çok tanıtalım. Tercih edilen evet, ürünleri evet, çıkarttık evet, şu an evet, masaya. Efendim. Peki teşekkür evet. ederiz. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Siz de sağ olun. Derin Balık, elimin lezzetini sundu.